Sevgili meslektaşlarım, iyi günler. Ergun Demirbek, yüksek mimar. Yaklaşık 83 yılında oluşturduğum kare mimarlık firmasını bugüne kadar taşıdık ve çeşitli projeler yaptık, uygulamalar yaptık. Hatta bu içinde bulunduğumuz mimarlar arasının restorasyon uygulamasını yaptık. Buna benzer işler yaptık. Şimdiye kadar yaptığımız bütün işlerde önce mesleğimizi korumak adına, mesleğimizi yüceltmek adına müteahhit olarak değil, mimar olarak çalıştık. Hatta bazen işçi olarak çalıştık, bazen usta olarak çalıştık. Bu Urla kuşçularla ilgili bir proje hazırladık yaklaşık 2 sene önce. Girdik buraya fakat memleketin tabii durumu belli. Ekonomik durum darbeydi, şuydu buydu, bir sürü vaka gerçekleşti. Bu süreç içerisinde bütün bu vakalara rağmen biz bu projeyi hayata geçirdik. Birazdan oğlum, babadan oğula devretmek istediğimiz bir meslek bu. Oğlum Doğacan Demirbek, o da yüksek mimar, projeyi anlatacak. Siz de izlerseniz eğer göreceğiniz şey, projenin tasarım aşamasındaki 3 boyutuyla, maxleriyle, finaldeki fotoğraflar arasında ayrım göremeyeceksiniz. Bu ne demek? Yani proje tasarlandığı gibi uygulanabiliyor olması demek. Bu da bizim için bir başarı. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Doğacan Demirbek, yüksek mimarım. Kare Olivia Kuşçular Projesi'nden bahsetmeye devam ediyoruz. Projemiz Urla'nın Kuşçular mevkiinde yer almaktadır. Urla merkezine 7 kilometre, İzmir merkezine ise 45 kilometre mesafede yer almaktadır. Gördüğümüz gibi Kuşçular merkezini geçtiğimizde ova mevkiinde yer almaktadır. Konsept olarak doğal taş kaplamalı villalardan oluşmaktadır. 30 adet villadan oluşmaktadır. Bunların 20 tanesi 160 metrekare ikiz dubleks şeklinde. 10 tanesi ise 240 metrekare villadan oluşmaktadır. Kat planlarına gelecek olursak 160 metrekare plan şemalı evlerimiz bu şekilde. Giriş kısmı ortada bir eski evlerde hayat bölümü olarak konumlanan mekan var. Daha sonrasında ise mutfak ve salon mekanlarına geçiş yapabiliyoruz. Üst katta ise bu giriş kısmını galeri boşluğu olarak kullanıp daha yüksek bir, ferah bir giriş sağlamak istedik. Kesitleri bu şekilde görüyoruz. Şu gördüğümüz kısım giriş kısmı ve üst tarafta da galeri boşluğu olarak kullanılmakta. Diğer tipteki evlerimiz ise bu şekilde alt katta 3 odası bulunan, üst katta da 1 yaşam odası bulunan bir plan tipine sahip. Açık mutfaklı ve yaklaşık 40 metrekare bir salonu bulunmaktadır. Üst kat planı bu şekildedir. Yatak odası, depo kısmı ve yatak odasının terası, ebeveyn odası gibi bölümler bulunmaktadır. Evlerimiz bahsettiğimiz gibi doğal taş kaplama, Urla taşını kullandık. Yöresel malzemeler olması üzerine. Bitmiş hali ise bu şekilde. Gördüğümüz gibi dış cephe renkleri de İtalya'nın Burano Adası'ndaki renkli evlerden esinlendik açıkçası. Oradaki farklı renkler ev sahiplerinin evi tanımasına sebep oluyor. Biz de buradan bir geçiş sunmak istedik. Bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.